Selam yeniden. O Eda da böyle diyordur şimdi. Sen diyorsun değil mi içinden ne yapıyorsun bu diye hiç. Girmiyorsun etmiyorsun böyle kendi kendine konuşuyorsun ne zevk alıyorsun falan. Neyse oyun dolu bir gün oldu. Age of Empires'a devam ediyoruz. Pont Valain yaptık. Orleans yaptık. Patay muharebesindeyiz. Çaresizlik devam ediyor. Bu arada çaresizlik kısmı Jeanne d'Arc hikayesini anlatıyor. Jeanne d'Arc'ın sabrı meyvesini vermişti. İngilizler geri çekilmişken ölümcül darbe indirebilirdi. Hadi bakalım. Jeanne d'Arc had liberated Orléans and put the English army to flight. However, as the English retreated, they became an obstacle for Charles the Dauphin. He needed a clear path from Chinon to Reims, where he would be crowned king. Nearing the town of Patay, the English sought to regroup. Ay, esnedim ha. Jeanne d'Arc and her French army were closing in. Aslında kalsam bugün Fransızları bitirebilirdim de Raj oynadık. Raj iyiydi. Amansız takibiyle Loire Vadisi'nden kovalanan İngiliz kuvvetlerinin kalıntıları kuzeyin güvenli kollarına ulaşmak için kaçtı. Fransız ordusu Patay'da amaçlarına asla ulaşmamalarını sağlayabilirdi. Hadi bakalım. Güzel bir tarih anlatısı da ben niye düşünüyorum anlamadım. Biraz şey geç oldu galiba. Şu saçım kafamın orası kel gibi görünüyor. Aslında kel değil ama. Aman. Şöyle durayım ben. Böyle durursam kelim görünmüyor. Ben ve kelim. Sen kel misin Utku? Hani senin saçların benimkinden daha güzeldi. Daha güzel, daha uzun benim saçlarım, daha Benim uzun, daha saçlarım güzel. daha güzel. Senin saçların sadece kıvırcık. Evet yani evet. Çok güzel saçların. Yüzyıl savaşı. 1350'de başladık. 1450'de bitecek. 1429 yılındayız. Hadi oğlum yükle artık. Eda da yanında hot oynuyor. Vereyim mi azıcık? Yok ya verme bir şey. O da oradan hemen verme bir şey. Bütün kıllar her yerimi kullanıyor. Evet. Yeter ya. Bıktık ya. Her tarafımız tüy oluyor. Kızım yeter yeter. Taratmıyor da kendini. Sevmiyor da taratmayı. Hanımefendi. Yüklemesi uzun sürdü lan. Büyük bölüm mü olacak ya? Dedim ki akşam yatmadan evvel bir el oyun atayım. Fleeing the Loire Valley, the English were on the run. Tekrar söylüyorum. As they Pro bir retreated Age of northwards, oyuncusu değilim. Sadece hikayesi a için French vanguard was in close takılıyorum. pursuit. Bundan da keyif alıyorum. Bu keyfimi paylaşıyorum sadece. Yandark nerede? Caught out of position, the French faced a surprise attack from the English rear guard. Lideri dirilt. A detachment of English archers blocked the road with palings, an effective measure against cavalry. The French vanguard had to clear the road if they were to call in reinforcements. Tıkalı yolu temizle. Tamam. Üç attım gitti. With the road cleared, the French army could safely bring in reinforcements from nearby allies. The French army paid their ally and received a detachment of reinforcements.
böyle böyle ilerleyeceğiz. 200 altın sıkıntı değil. Şurada bir daha alacağız nasıl olsa. Bir dakika. Şunlar tam bir gelsin. Şurada bir gold var, onu da alayım. Hearing the rallying cry of the English coming from the village of St. Sigmund, the French were alerted to the enemy position. Çok fazla dayanacaklarını sanmıyorum. Fazla atlı oldu çünkü. The French recaptured St. Sigmund and prepared to rendezvous with Jean d'Arc. But a large English detachment had set up a blockade. So long as that force was in place, the French vanguard could not reach Shan. Şimdi the French army saw a chance to bolster their numbers and sent payment to their ally in return for reinforcements. Oradan bir miktar gold daha geldi. Onları da ayarladık. Bir su içeyim arkadaşlar. Böyle böyle gideceğiz. Şimdi manevra yaptırmak için büyük bir ordum var derken. Yok yok, küfür etmezsen olmaz, değil mi? Anamızı diye girdin aşkım. Anamızı seviyorlar, ne var? Benim anamı çok burada bir miktar aptalca asker kaybetmiş olabilirim. Çünkü kazıkların üstüne sürdüm orduyu. With the English blockade destroyed, the French vanguard rejoiced at the arrival of Jeanne d'Arc and her troops. With their rear guard eliminated, the remaining English forces would now seek to escape the valley through the town of Pate. Three enemy regiments were converging on the town along three main roads. Jean had either to stop the regiments on the roads or race ahead to fortify Pate itself.
Ordu düzeni güzel kuruldu da. Çok dağınık saldırıyorlar oto atak verince. Bunları da çabuk dağıtmamız lazım. Bir gibi bir birlik dağıttık. Şimdi bunu dur sen burada, sen tek atlı gel buraya. Altınları alalım. Sending gold to their ally. The French army received fresh reinforcements. Hareket ediyor bu ordu bu arada. Büyüdü büyüdü. 116 kişilik bir ordumuz oldu da. Şunlar yetişecek mi çok merak ediyorum. Dört kişi kaybettik orada. Evet, bu kadar. After an intense pursuit and a hard-fought battle, the French crushed the remaining English army, thwarting their desperate retreat. Now the triumphant Jeanne d'Arc could safely lead Charles to Reims for his coronation as King of France. Evet. Hızlı bölüm oldu, korkuyordum. Şu anda 15 dakikayı geçtik, o yüzden bu bölümü böyle bırakacağım, devam etmeyeceğim. Hani ayrı bir bölüm olsun, hem yüklemesi kolay olur hem atması kolay olur. Güzeldi. Zaten bir o olayı da bir ilk bölümde yaptıydık. Bir daha da yapmayacağız. Karışıyor çünkü bölüm şeyi, birinci bölüm, bir ve ikinci bölüm falan filan diye. O yüzden şöyle bir gelelim. Seferden ayrılmak istiyoruz. Evet. Patay Muharebesi'ni hallettik. Normandiya'ya gideceğiz. Egemenlik. Son iki bölüm kaldı Fransızlarda. Yüzyıl savaşları bitmek üzere. Zaten 1448 büyük ihtimalle Normandiya'nın geri alınmasından sonra krallığa taş taktıracağız herhalde, öyle görünüyor. Bakalım bizi bir sonraki bölümde neler karşılayacak. Evet, bir sonraki bölümde o zaman görüşürüz. Birazdan çekerim diye düşünüyorum. Eda devam edeceğiz mi? Yok yani, yatarız artık. Ha tamam, o zaman başka bir gün arkadaşlar artık. Bu tişörtle görmeyeceksiniz beni. Normandiya.
Normal. Görüşürüz dostlar, kendinize iyi bakın.